Said I'm cold in the water, broken and still feel nothing at all but pain and the chill. Said I'm cold in the water, broken and still feel nothing at all but pain and the chill. Yeah, cold and I'm all. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni videoya ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Göğüs, omuz ve arka kol. Arka kol yapacağız. Emin olmak için sana da bakıyorum. Arkadaşlar bugünün önemi biraz farklı. Bugün cumartesi, 13 Temmuz. Değil mi? 13 Temmuz. Haftaya bugün Estoril'de, Portekiz'de ülkemizi temsilen orada bulunacağız. Yağız'la birlikte. Ve tabii Ankara'dan Emin'le Burak da bizlere eşlik edecekler. Üçümüz hep beraber yarışacağız ve güzel derece alıp inşallah ülkemize geri döneceğiz. Siz bu videoyu izlerken arkadaşlar ben Portekiz'de olmuş olacağım. Bu videoyu izlerken aynı zamanda beni Instagram'dan takip edip yarışmada Portekiz'de neler yapıyoruz, yarışmanın daha hızlı bir sonucunu görmek isterseniz iyi ya da kötü inşallah iyi olur. Beni takip edebilirsiniz. Yarışmadan sonra belki bir sürpriz yapıp başka bir yerlere daha gidebiliriz. Ama bu kesin değil. Bunları öğrenmek için beni Instagram'dan Baran Kalaycı olarak takip edebilirsiniz. Yağız'ı da Yağız Özcan olarak takip edebilirsiniz. Baran Kalaycı'dan takip edebilirsiniz. Yani çok fazla bir şey paylaşmıyor zaten ya. Siz beni takip etseniz yeter. Neyse biz daha fazla uzatmadan antrenmana girelim. Şu an zaten çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok galiba. Yaklaşık ya yarışmayla alakalı detayları sonraya bırakalım. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin o yüzden arkadaşlar. İdman bittikten sonra antrenman sonunda muhabbet edeceğiz. Antrenman sonu muhabbet edeceğiz. Gerilimi arttırmak için hareketin negatifinde 4-5 saniye. Ağzımız yüzümüz çekilmeye başladı. 3 gündür 0 karbonhidrat alıyordum. Bugün yüklemeye başladık. Patates yarıyor bana ya. Üstümdekini çok soran oluyor. Long size Wolf Gym. Bu biraz eskidi gerçi. 1,5 yıl oldu. Arkadaşlar stoklar 1,5-2 aya yenileniyor. Yeni modeller, yeni renklerle birlikte stoklar yenilenecek. Bunun bütün renkleri bitti. Ve bu siyah rengi de çok sorun oluyor. Bu siyah renk de tekrardan stoklara girecek. Ağustos sonu gibi en geç. Kurban Bayramı'ndan sonra. Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. In this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll go my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. Who are you? Inside, I'm sick of never. 4 set arkadaşlar, süper set gördüğünüz gibi. 12-15 tekrar aralığı. Hareketin negatifinde de preste 3-4 saniye. Burada biraz daha pump odaklı. İlk hareket, ilk rotasyon. Dediğim gibi ben bunu ilk süper setleri ve triyat setleri rotasyonları olarak adlandırıyorum. Antrenmandan sonra detayları anlatalım. Kamp pompalamak ama başka bir şey değil. You better do the same and climb. Are you just a regret? Are you always upset? Do you need to reset? Figure out what's up next. Trust me, take a deep breath. Everything you'll forget. This is now a real threat to every doubt in your head. Bu makineyi çok seviyorum. Tam şu üst göğüs komple burayı alıyor. Aşağıdaki gerilim inanılmaz. Buradaki gerilim felaket ay aşağıda.
Set arasında beklemeyi hiç sevmiyorum ya. Sanki psikolojik olarak pump gidecek gibi. Halbuki kolay mı o kadar gitmesi? Mental health, how about you go help out your fucking self? Take control of your life, don't need no one else. It's about time that we all get help from ourselves, like a fucking shelf. Stack the chairs up and find a way to do it all by yourself. We're always deferring to somebody else. The key is to show everybody, don't tell my God. Are we all to blame? We should feel ashamed. It drives me insane. It feels like a game. We all lose and blame someone else because we feel like they rigged the game. But no, ain't nobody ever gonna stop you. Put your... Oh, masaj gibi, yemin ediyorum terapi. Oh. Oh, en güzel haftalar. Artık diyetin son evresi. Yaptık. Güzel bol sezon geçirdik. 100 kiloya kadar çıktık. Şimdi işte ağacı yetiştirdik. Büyüttük. Şimdi meyve vermesini bekliyoruz. 2019 model yeni kasa. Xenon var, sunroof var. Sorunlu parçalar giderildi. Bakalım. Hep detay alıyorsunuz Samet Bey. Böyle bir güzelliğin yanında nasıl konuşmak? Maşallah baştan aşağı güzellik abidir. Of. Uyuştu uyuştu. Yemin ediyorum uyuştu, her yerim uyuştu. İnşallah bundan sonra çekeceğimiz videoda da şampiyonluğumuzu kutlarız. Yani o bizim Baran'la başladığımızdan beri hayalimiz, istediğimiz derecede. Yani şey değil, amatörlerde, onu yaşadık. Tamam, amatörlerden pro'ya geçtik, pro olduk falan filan. Biz zaten anlaştığımızda, Baran'la konuştuğumuzda, hani amatör işini bir an önce bitirip artık pro'larda bir şeylerin yapılması gerektiğini konuşuyorduk. Allah yukarıda duyuyor sesimi. Yani haftaya bugün... İnşallah daha doğrusu Türkiye'ye döndüğümüzde 22'sinde 24'ünde bu ayın neyse, İnşallah bir şampiyonluk ya da IFBB Pro kartı nasıl aldık belgeseli çekilir. Bugün aslında söyleyeceğim hem çok şey var hem de çok az ve öz konuşacağım. Baran'ın formundan bahsetmek istiyorum biraz, videomuzun ana konusu olduğu için. Ben bu sefer ortaya çıkan sonuçtan çok memnunum. Her yarış, her antrenör benzer şeyleri söyler. Benim de daha önceki videolarda vardır şey. Ama bu sefer hani o oluşumun, o prosesin, o yapım sürecinin size verdiği bir rahatlık vardır içinizde bittiği zaman. Bu sefer öyleyim. Ben de Baran'la yaptığımız işten çok emin. Hayırlısı hakkımızda. Esnet. Stretch. Evet. Göğüs kemiklerini oturt. Heh. Bastır. Bas. Evet, kitle. Sık burada. Bir indir omzunu aşağı, göğsünü sık. Heh. Sık. Aferin sana. İndirme. Evet, bas bir daha. Bas. Sık Baran, boşlama. Şimdi kısa it. İt kanka. Al omzundan yükü. İt aslanım. Devam. Bas. 5. 4 bırakma. 3 bırakma. 2. Devam. Kalk şimdi poz. Kalk, most muscular. Kalk. Bas. Oturt burayı. Bas şunu lan. Bas. Son 10 saniye. Sık bütün gücünle. Sık kanka, bütün gücünle. 5, 4, 3, 2, 1. Bırak. O ilk sıktığı zamanki halini gördünüz mü? Şunu söyleyeyim size. Bu yarıştaki edindiğim en büyük tecrübelerden biri. Standart hiçbir şeye, besin makrolarında, karbonhidrata özellikle, hiçbir zaman 3 katı 4 katı öyle bir şey yok. Şu anda bu adam kütlesinin 9 katına yakın karbonhidrat yedi. Yani ne kadar fazla karbonhidrat tükettiğini size anlatamam. Onun için gerçekten birisine yarayan bir besin ve bir antrenman var, onu bulduğunuz zaman oluyor. Kasım'dan bu yana, son WF Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana kaç, 4 kilo 5 kilo koymuşuzdur herhalde. Yani bence bir 4 kilo sadece senin sırtına koymuşuzdur. Sırtın yoktu. Onu sıfırdan yaptın. Oğlum bu halin ne? Konuşurken bir de şöyle yapıyor ya. İster misin? Omuz. En sevdiğim kas. Hesap, kitap. Önemli.
Sonra yana açalım. Shit like a major laser, earn that shit like major paper. I melt that beat like a fucking getter, but you know I do it fucking better. And you know I make her fucking wetter than Johnson the water during stormy weather. Than Calvin Harris, the opposing gender. Poor Gore's got your daughter, so you better get her. She on that pole like Diplo, I got a sick host, like Diplo. Like Dylan Francis, like to get low. Relax on, hold up, I got a sick flow. I can make any beat just like Skrillex. I swear I can make Justin Bieber feel it. And I can make Kick Drum really wanna steal it. Then I can make Scooter Braun wanna sign a deal with it. Yeah, so what, getting lit like we Will Sparks. Tam şöyle koy ha. Aynen, bas buradan baba. Bas. Patlat gitsin. Bam. We coming up like the modern day Mozart. Yeah, we getting lucky with the ladies like we're Daft Punk. This is how we party rehab, it's a slam dunk. We hear you G-Eazy, man, this shit ain't fucking random. Oops, not a DJ, but that motherfucker's handsome. About to be Derude and turn this beat into a sandstorm. About to switch it up and make this motherfucker transform. Karnımız aç, her zamanki gibi yerimizde oturuyoruz. Şimdi direkt ben muhabbete giriyorum, çok uzatmadan. Arkadaşlar biliyorsunuz 2016'da benim Toronto'da başlayan WWF kariyerim olmuştu, Dünya Şampiyonası'nda. Yağız'la o zamanlar yani birbirimizi biliyorduk tabii. Ama hani öyle bir samimi değildik, arkadaş değildik daha doğrusu. Toronto'da tanıştık. Ondan sonra Yağız'la beraber iyicene bu işleri yoluna koyarak birlikte çalışmaya başladık. Los Angeles, Atlantic City, tekrar Los Angeles, sonra Londra. Aynen. Gibi bir maceramız oldu. Atlantic City'de birinci olduk. İşte bazı yarışmalarda top 5 yaptık, dördüncü olduk falan derken son yarışmamızda iyi bir derece alamamıştık Londra'da. İlk pro yarışmamda. Sonrasında artık bu WWF'in bana kariyer anlamında çok bir şey katabileceğini ortak olarak düşündük ve bana bir şey katamayacağını düşündük. Çok düşündük dedim ama neyse artık bu tarzdaki kelime sürtmelerini maruz görün. IFBB'ye tekrardan geri dönme kararı aldık. Tekrardan dememin sebebi benim ilk yarışmam 2013'te Türkiye Şampiyonası IFBB'ye bağlı olduğu için, şimdi ayrıldılar gerçi. Avrupa Elite Pro NPC olarak IFBB ile zaten başlamıştık. NPC kısmında yarışacağız. Ha, şimdi NPC kısmında yarışacağız. Amatör, Olimpia, Portekiz. Yani benim için çok keskin bir dönüş oldu. Fitness modelde yarışıyordum biliyorsunuz. Şimdi de men's fizik, atletik fizik yarışacağım. E-class olması lazım. Boyum 1.80 çıplak ayakla. Yani iddialıyız. Çünkü kriterlerin çoğuna uygunum. İnce bel, geniş omuz arıyorlar. Kondisyonun çok iyi olması lazım. O, çok özür dilerim. Hemen bir şey bulacağım. Ben daha önce ayrıntılı konuşacağım da şu proporsiyon ve istek konusuna gelelim. Ya arkadaşlar, şu şöyle bir, en son bu videoya da bir yorumlar vardı. Abi trapez, abi trapez, abi trapez. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Sizin istediğiniz gibi böyle buradan fışkırar. Samet'im senden de rica ediyorum. 2-3 tane Men's Physique Top 5'ın Olimpiya'dan adamların fotoğraflarını koyarsan sağına soluna videonun daha rahat göreceksinizdir. Böyle buralardan fışkıran, kulaklara değen, boğum bir trapez istemiyorlar adamlar. Ben bu 2016'dan beri bu çocuğun trapezlerini ve omuz hattını o şekilde tutmaya çalışıyorum zaten. Yani bunu bir şeyi izlerken, bir yarışı izlerken ya da bir dergide bir fotoğrafa bakarken bir şeyleri kriterlendirmesini öğrenmek lazım. Ya da o kriterlerin ne istediğini bilmek lazım. Şöyle bir durum var zaten. O yorumları atan arkadaşlar çoğu kriteri ve klasmanları bilmedikleri için aslında öyle yorum atıyorlar. Biz de bilinçlendirmiş olalım bu vesileyle. Yoksa işi bilen, kategorileri bilen, işte bodybuildingle, işte açık siklet bir bodybuildingle klasik fizik ve men's fizik ayırabilen bir insan zaten bize o tarzda bir yorum atmıyor. O yüzden çok normal şöyle bu tarzda yorumların gelmesi. T şeklinde bir proporsiyon düşünün. Burası omzu olsun. Üstü buradan hiçbir şekilde trapez ve herhangi bir boyuna bağlanan bir kas oyuntusu olmayacak. Burası tamamen düz, buradaki klavakula, aklamaya klavakula reklam düz gelecek bu omuz kemiği. Ondan sonra bel aşağıya doğru daralacak.
önden baktıklarında öne doğru patlak böyle çirkin bir göğüs istemiyorlar. Sadece üst göğsün belli olduğu, hafif ve dışarıya doğru bombeli olduğu, alta doğru karın kasın üst tarafıyla soft geçiş yapan bir proporsiyon istiyorlar. Daha bunu detaylı anlatırım ben size sonra. Sırttan da bakıldığı zaman böyle aşağıya ta kalçasına kadar uzayan latlar değil, V-type düşünün. Şöyle bir üçgen düşünün. Ters bir üçgen. Nasıl? Üçgen peynir. Üçgen koysana buraya. Ters bir üçgen düşünün. Böyle yandan çok hafif koltuk altından belli olan bir kanat istiyorlar. Onun dışında sırtta üç boyut arıyorlar. Yani baktıklarında yana doğru açılan ve içeride iki tür katman gördükleri bir sırt istiyorlar. Proporsiyon olarak. Onun dışında board short'u var. Short'unu ben seçtim. Çok güzel bence. Onun dışında var mı söyleyeceğim başka bir şey? Yarışmayla alakalı şu an aklıma gelen bir şey pek yok. Sadece bu yarışmada tabii güzel bir derece yaparsak olur da overall'da, yani kendi sikletimde birinci olmam lazım ve overall'da ilk üçe kalmam lazım IFBB Pro kartı almak için. Ve bunu alırsam Türkiye'deki en genç IFBB Pro unvanına da kavuşmuş oluyorum. Bu çok büyük bir şeref mi diyeyim, onur mu diyeyim benim için, ülkemiz adına da. İnşallah Allah böyle bir şey nasip eder, oluruz. Sonrası zaten yani çok heyecanlı. Kaşım gözüm seyiriyor heyecanla. Yani bir amaç doğrultusunda artık bundan sonra ilerleyeceksek yönümüzü WFF'den yana değil de maddi manevi bir uğraş verilecekse bunu IFBB'den yana kullanmayı tercih ettik bu saatten sonrası için. Yani bu konuşmanın başında da dediğim gibi artık WFF olarak dünya şampiyonu da olsam orada, Avrupa şampiyonu da olsam yani bana katabilecek artık bir şey yok. Yani. WFF iç ve dış piyasada misyonunu şu an bizim için tamamladı. Bizim daha universe, daha böyle global, dünya çapında daha ünlü. WFF de kesinlikle çok yer etmiş ve çok kaliteli bir yarışma. Yani bence IFBB'den sonra bu Baran'ın yarıştığı siklette, men's physique, fitness model neyse, yani işin bodybuilding'e kaçmadan fitness olarak kaldığı tarafta bence IFBB'den sonraki direkt adres WBF. Hani bu kesinlikle tartışılamaz. Adamların bambaşka bir konsepti ve gerçekten sporcuyu geliştirmeye yönelik de oluşturdukları bir oluşum var orada. Ama artık bizlik mi bizlik değil, Baran'ın bir dünya işi var. Sadece yarışmacılık değil, bunun yanında antrenörlük tarafı da var, online koçluk tarafı da var. Aynı zamanda bir patron, giyim firması var. Bunların hepsini koyup önümüze düşündüğümüzde bizim için bize faydalı olacak olan neyse ona doğru yönelmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Herkesin yaptığı gibi. Benim de antrenör olarak Baran'ı en iyisine yöneltmek görevim. Her antrenörün sporcusuna karşı olduğu gibi, ki artık bizim antrenör sporcu çok kalmadı. Abi kardeş, kardeş, eş dost, arkadaş, aileyiz biz onunla. Bunu her seferinde söylüyorum. Ben Allah'tan onun için en iyisini diliyorum. Bu yarışla ilgili bir iki tane başlık söyleyeceğim sadece. Kendi adıma, Baran bana böyle fırsatları veriyor arada, konuşma fırsatları. Ne fırsat oğlum, saçma. Senin kanalın falan. Kanal senin. Ben gidiyorum. Şimdi öncelikle bir şey söyleyeceğim. Londra yarışından sonra haklı veya haksız bana karşı bir dünya eleştiri geldi. İşte Baran antrenörünü değiştir. Baran antrenörün yüzünden olmadı, şu olmadı, bu olmadı vesaire. Eyvallah dedim. Beni ya da Baran'ı hiçbir zaman yazdığınız mesajlara atıfta bulunurken, sizlerle kavga ederken de sizlere cevap verirken bulamayacaksınız. Çünkü bizim tarzımız asla öyle değil ve biz öyle insanlar değiliz. Biz kimseyle tartışmayız. Bu sporcusu, antrenörü, takipçisi, fanı hiç önemli değil. Biz her zaman işimizi yaparız. Yine işimizi yaptık. Videoda göreceksiniz görüntüleri. Baran'ın sırtı problemliydi. Herkes guruya, sırtı çok kötüydü vesaireydi. Sırtını yaptık. İzlersiniz videoda. Yeni versiyon Baran Kalaycı'yı. Diğer bütün eksiklerini giderdik. IFBB'nin kural kitabını açtım. Bunu çok ciddi söylüyorum. IFBB'nin istediği kural kitabını açtım ve diğer bütün yarışmaları izledim ve oradaki hakemlerle konuştum ve gerçekten men's fizikte ne istediklerini öğrendim önce. Bu genç yarışmacı arkadaşları da genç antrenörlere benden ilk öneri. Önce hakemlerin ve kural kitabının sizden ne istediğini bilin, tamam mı? Yani sizin kafanızda bir modelleme olabilir o kişiyle ilgili ama önce o adamların ne istediğini bilmek lazım. Daha sonra arkadaşlar, iyi antrenör demek sorun çözen adam demek, tamam? Çünkü baktığınızda karşıdaki kişi bir vaka ve o vakadaki problemleri çözmeniz gerekiyor. Buna sırtı eksik, proporsiyonu eksik, poz veremiyor, nefesini kullanamıyor, yemek yiyemiyor, ne derseniz deyin. Biz bu yarışta neleri değiştirdik? Bu arada ben çok başarılı bir antrenörüm, inanılmazım, siz de bunları yapın olacak diye bir şey söylemiyorum. Sadece izlediğim yolları anlatıyorum size. Biz bu yarışta neleri değişik yaptık? Baran yemek yemesini öğrendi. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada yani yemek yemesini öğrendi dediğiniz...
ciddi yemek arkadaşlar. Yani şimdi bunu da yine bana baz alarak kendinize modelleme yapmayın sakın. Her zaman dediğim gibi her kişinin kendine uygun bir beslenme tarzı vardır. Benim yaptıklarımı yapmanız sağlıksal problemlere yol açabilir. Tırnak içinde kesinlikle söylüyorum. Kesinlikle katılıyorum ya. Arkadaşlar bakın. Yani zaten herhalde yapmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yok, çocuk yok, uyarıyı sürekli yapıyorlar. Arkadaşlar bakın bu adam 10 senedir yarışıyor. Bilmem kaç 10 değil. 8 senedir. 8 senedir yarışıyor. O 500 bine yakın takipçisi var. 3'ten 4'ten fazla sponsoru var. Arkasında koskocaman bir fizyoterapi ekibi, antrenör ekibi, kameramanın şusu busu bir ekip var bu adam arkasında ve bu adamın işi. Yani bu adamın 2 kilo pirinç yemesinde bir amaç var, bir hedef var ve onun doğrultusunda yiyor. Sizin evden salona gidip oradan üniversitedeki dersinize gidip ya da lisedeki oradan çıkıp eve gelip 1,5-2 kilo pirinç yemenize gerek yok. Böyle bir şey sizin için, sağlığınız için de zararlı tabii zaten. Tabii ki, kesinlikle. Yani, ki bölüyorum, üniversiteye giderken ben de onları yapıyordum. Yine yarıştığım halde bu arada. Yani aynen yani, öyle. Biz konu değişiyor işte. 2016-2017'den sonra falan böyle işler artık bizim profesyonelliğe dökülmeye başladı. Şurada 2,5 senelik bir maziyi konuşuyoruz baktığımızda. Gerçekten her şeyimizin A'dan Z'ye böyle oldu. Evet. Onun dışında bir 6,5 sene falan kalıyor zaten. İşte 6 sene tabii, kalıyor tabii, abi. Tabii. Yani 6 sene sen bayağı uğraştın bunları elde edebilmek için. Doğru mu? Kesinlikle. Ha. Kesinlikle. Yani onun için çok sevdiğim bir söz vardır. Roma bir günde fethedilmiyor. Biz de bir günde yapamadık bunu. Bayağı uğraştık, hala uğraşıyoruz. Belki yine yapamayacağız. Belki yine yapamayacağız. Belki bu arada hiçbir şey oldu değil. Yani çocuğa erkenden isim koymayalım. Pes etmek yok. Çok zor bir yarış bu arada. Hani çok biz zor yaptık. Of, Baran 6-7 kilo kas aldı. Çok acayip oldu falan filan da hani. Her şey bir günde değişti. Hiç belli olmaz. Asın bayrakları değil. 48 saat. Asın bayrakları. 48 saat uyuyamasın adam gibi. Allah korusun. Bir uyku problemi olsun. İsel olsun. Bitti mesela. Allah korusun. Allah korusun. Yani onun için iş çok ince hesaplara ve pamuk ipliğine bağlı. Neyse çok uzatmayacağım. Neyse ben artık videonun sonuna gelelim yavaş yavaş. Ben sponsorlarımıza buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Her böyle yarışmanın artık son düzlüğüne klasik geldiğimiz oldu. Zaman klasik son bir haftamız kaldı. Buradan Organik Satın Al'la bu yola en başından beri zaten ben onların yanındayım. Onlar da sağ olsunlar. Bizim yanımızdalar ve Portekiz'e çok sevdiğim Can Dalcık arkadaşımız bize sırf yanımıza destek olması için yanımıza geliyor. Böyle bir fedakarlık yarışma yaptılar. Yarışma yapanlar ya da yarışma ortamında olanlar bilirler. Ben orada tek antrenör olarak gidiyorum oraya ve tek kişiyim. Baran'ın kız arkadaşı gelecek, bir de Can gelecek. Organik Satın Alın bana yaptığı Buğra'yla bir de Emin bir de Buğra'yla Emin gelecek. Organik Satın Alın bize yaptığı şey Can'ı göndermek de daha doğrusu ben de çok teşekkür ediyorum. El ayak yani. Yani ayak orada elimiz ayağımız çünkü arkadaşlar yetişemiyorsunuz. 3 tane sporcu işte Baran bir dünya iş koşuşturdum. Register kaydı boyandı ki boyacılar olmasına rağmen ısınması şusu busu. Yani mutlaka bir el ayak lazım. Buradan Organik Satın Alın'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Heartline Nutrition her zaman sporcunun yanında. Yaklaşık bir 7 ay falan oldu sözleşmeyi imzalayalı. İnanın başında bu kadar ilgi ve şeyi beklemezdim. Yalan yok. Ama böyle içlerine girince sanki 5-6 seneden beri sanki onlarlaymışım gibi resmen hissettim. Resmen bir aileniz var gibi hissediyorsunuz. Yani başka bir şey başta Kemal Bey olsun. Taner Bey vesaire bütün ekibine, bütün çalışanlara, Zeynep Hanım yeni girdi. İlgi, alaka, destek son derece muazzam. Aynı zamanda yeni sponsorlarından birisi Ramadan Çetinkaya. Zeytinyağı olsun, soslar olsun, kahvaltılık soslar olsun. Her zaman yanındalar. Bu iş ne kadar bir bireysel gibi gözükse de bir ekip işi. Yazın da videoda söylediği gibi arkamızda bir fizyoterapi var. İşte Samet'i var, o su var, bu su var. İşte fizyoaktif, Melih var, İbrahim abi var, doktorlarımız var. O bir puzzle gibi arkadaşlar. Bir parça eksik olduğu zaman bir şey eksilebiliyor ve domino etkisi yaratıyor. Bütün işiniz kötü gidebiliyor. O yüzden her şeyin tam olması lazım. Biz de çok şükür yani yaptığımız işleri demek ki doğru yapıyoruz ki böyle bir ekip kurabildik ve buralara kadar da gelip ülkemizi bir şekilde temsil edip bunları da size videoyla lanse edebiliyoruz. Yani 3-5 sene önce bugünlerin olabileceği belki hiç aklımın ucuna bile gelmezdi. O zamanlar diyorduk ya insanların işte yediği yumurtanın bile sponsoru var diyorduk onlar için. Nasıl oluyor biz diyorduk, şu an o duruma geldik. İnanın hiçbir şey olmaz diye bir şey yok. İşte çalıştığınız zaman, gerçekten emek verdiğiniz zaman günün bir tarafında oluyor. 2016'da bugünlerin
hayalini kuruyorduk Baran. Ya, senin eski evde. Benim eski Ortaköy'de 68 metrekare bir evde Baran'la beraber oturup biz bugünden hayalini kuruyorduk. Böyle yapacağız, şöyle yapacağız diye. Şimdi amatör olimpiyaya gidiyoruz. Allah bize inşallah olimpiya qualifier olmayı, olimpiyayı nasip eder diyorum. 1 Eylül ayında sessiz sakin o ceketleri giyip podyuma yürümeyi nasip eder inşallah. Biz bunun için elimizden geldiği kadar çalışacağız. Yani şöyle düşünün, 85 milyon, 80 milyon, 90 milyonluk bir ülkede 3 tane adam, 4 tane adam haftaya cumartesi çıkacak Portekiz'de bu ülkeyi temsil edecek. Bu çok büyük bir gururdur bence. Bu Türk sporu için çok önemli bir gündür bence. Destekleyen, desteklemeyen, iyiliğimizi, kötülüğümüzü isteyen herkese bizi bugünlere getirdiği için sonsuz teşekkürler diliyorum. Görüşürüz o halde. Dediğim gibi arkadaşlar, siz bu videoyu izlediğiniz zaman biz Portekiz'de olmuş olacağız. Ertesi günü yarışmış olacağız. Instagram'dan takip edip daha hızlı şeyler öğrenebilirsiniz. Süreci takip edebilirsiniz. Sonuçları öğrenebilirsiniz. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Kendinize iyi bakın.